Batıcı aydınımız körü körüne batıya tapınıyor. Muhafazakar aydınımız batıyı hem de batılı düşünürler üzerinden yerden yere vuruyor. Son yıllarda birinci eğilim ikinci eğilimin gerisinde kaldı. Bu iki kısır tutum da batı karşısında tam anlamıyla nakavt olmuşluk hissinin getirdiği çaresizlikten kaynaklanmıyor mu? Bu iki tutum arasında kendimize ve batıya objektif bir bakış mümkün olmaz mı? Asıl tartışmamız gereken batının modernitesi ve teknolojisiyle başımıza ne çoraplar öreceği mi, yoksa bizim kültürümüzün hangi dinamiklerinin bizi mümkün olsa da batı bütün icraatlarını geri çekse kandil ışığına mahkum olur hale getirdiği mi? Bizim kültürlerimiz niçin batı uygarlığına alternatif bir şey sunamıyor ve bunun için ne yapmamız lazım sorusundan hareket edersek daha çok yol almaz mıyız? Evet. Bu sual değişik şekillerde de soruluyor hocam. Yani iyi de siz ne üretiyorsunuz olarak daha ben maleyani bir şekilde tercüme edebileceğim bir ruh halini de bir şekilde yansıtıyor. Buyurun, söz sizin hocam. Estağfurullah. Efendim, bu zaten hani eskiden bize bazı hocalarımız lisedeyken sorarlar. Derler ki cevap sorunun içinde. Bu da öyle bir soru şimdi bana sorarsanız. Burada cevap sorunun içinde. Nedir o cevap? Bir medeniyet krizi yaşıyoruz. Bu bir kriz, bu bir buhran. Bir medeniyet krizi. Benim iyi kötü toplumla temasım halen sürüyor belli bir ölçekte. Toplumda şunu görüyorum. Bize hemen bir şey söyle ve biz bunu yapalım. Yarın bu iş bitsin. Eğer bu sorunun da öznesi böyle soruyorsa bunu yapacak bir şey yok. Medeniyet krizi sürüp gider. Ama böyle sormuyorsa, ciddi manada bir tahlil istiyorsa bu tahlilini de yapmaya çalışırız. Ama bu derinlikte ve bu kapsamda bir soru soran zihnin mutlaka bu konular üzerinde kendisinin bir şey üretmesi lazım. Bir tefekkür düzlemine girmesi lazım. Bizim insanımızın rahmetli Erol abiden ben bunu ilk defa okumuştum. Erol Güngör'den rahmetli. O mühim bir adam. İslam tasavvufunun meseleleri kitabı benim okuduğum, yani şu yaşıma kadar okuduğum en güzel kitaplardan daha birisidir. Daha çok şeyler söyleyecekti o ama öyle olmadı. Onlar bir ekoldü. Mümtaz Turhan bir şey başlatmıştı. Erol Bey söylüyordu. Sonra o ekolden Yılmaz Bey var. Yılmaz Özakpınar. Bir mütefekkir bilim adamı. Her bilim adamı mütefekkir olmuyor efendim yani. Yılmaz Bey mütefekkir bir bilim adamı. Onun kültür ve medeniyet konusunda bugüne kadar gördüğüm en kapsamlı ve en tutarlı bir teorisi var. Kültür ve medeniyetin ne olduğunu anlamak isterseniz o teoriyi okumanız lazım diye ben söylerim burada. Dolayısıyla yani bu kapsamda bir soru soran zekanın da mutlaka bu konuları bizzat kendisinin bir noktadan girip ele alması lazım. Ciddi bir medeniyet buhranı yaşıyoruz ve bir medeniyet buhranının çözülmesi de öyle bugünden yarına olacak bir hadise değildir. Bir medeniyet buhranı gündeme geldiği zaman bunun cevabı bir defa bir büyük toplumsal dönüşümü icap ettirir ve bu dönüşümün bir süre yaşaması lazım. Medeniyet teorilerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Toplum daralıyor, sıkışıyor. Var olan teoriler, var olan uygulamalar toplum hayatına, insanlığın tümünden söz etmeye çalışıyorum. Bir cevap veremiyor. O zaman yeni bir kimse geliyor. Bu ya bir peygamber oluyor ya bir bilge oluyor. İslam'da buna müceddit de diyorlar. Ve bu gelen kimse söylediği sözler toplum tarafından kabul görüyor ve bir müddet tatbik ediliyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, belki bir asır. Şimdi diyeceksiniz ki modern insanın bir asır beklemeye tahammülü yok. Hadi diyelim ki 50 yıl, 30 yıl, 40 yıl beklesin. O kadar da beklemeye tahammülü yoksa bu sorunun cevabı yok zaten o zaman yani.